Takas Bank sunar. Piyasa yönüyle devam ediyoruz efendim. Buradan Albatros'a yatırıma gidelim. Sertaç Ekik olacak karşımızda, genel müdür yardımcısı. Kurumunuzun adı böyle şey, boğayı anımsatıyor bana. Albatros. Bilmiyorum ne demek ama hayırlı olsun öncelikle tekrar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Albatros bir yaban diyebileceğim bir martı türü bu arada. Kıtalar arası uçabilmesiyle ünlü. Şahane. Çok ciddi bir mesafe alabiliyor. Bayağı da büyük kanatları olan bir şey. Hatta Richard Bach'ın Martı kitabı vardır. Martı kitabındaki tür Albatros. Oralardan geliyor ismi. Çok güzel. Yani hem edebi hem de değil mi, bakıldığı zaman aslında o finans piyasalarında da güzel bir gönderme de var. Dediğim gibi yani böyle bir kesinlikle, hani atak halinde olan agresif bir şey gibi ben de uyandırmıştı. Nitekim tanımı da o şekildeydi. Bilgilenmiş olduk. Vallahi sizinle genel kültür seviyemi de arttırıyorum yani. Sertab Erener'in ne zaman Eurovision şampiyonu olduğunu bilmek gibi bir şeye bayağı bilgileniyorum da. Yani kim 500 milyar ister, gerçi milyon oldu o herhalde enflasyondan dolayı. Ona hazırım. Buradan yarışmacı olarak da başvurumu belki yaparım. Hoş geldiniz Sertaç Bey. Heyecanla bekliyoruz. Aynen. Ama yok efendim, almayayım. Zaten benim aklım bana zor yetiyor. Bir de orada o zor yettiğini de kanıtlamaya da gerek yok değil mi? Değil mi? Yani, estağfurullah. Şimdi bir de sıfır çekeriz, sonra bütün şey böyle karizma, hani olmayan karizma tamamen çizilmiş olur. O yüzden gerek yok, izlemek de gayet keyifli. Şimdi sizinle asla başladığımız yerdeyiz yine. Ben de sıkıldım, siz de sıkılmışsınızdır. Yine 9600'lerdeyiz. Ne dersiniz? Sanki hani bir adım ileri gidemiyoruz gibi borsada. Aynen ya, son iki aydır kapatıyoruz açıyoruz aynı yerdeyiz. Yani bu şeye benzettim ben geçenlerde de işte. Aşk-ı Memnu'ya benziyor. Ben askere gidip gelmiştim ve aynı dizide devam ediyorduk yani. Hani bütün hat aynı yerde dönüyordu. Çok da bir değişiklik yoktu Akasya falan. Akasya durağında da öyle. Mesela izliyorum ben her gün 15.30'da bir televizyon kanalında veriyorlar. Hikaye hep aynı. Bıraktığın yerden devam edebiliyorsun. Muazzam. Borsa tarafındaki hikaye de çok değişmiyor ya. Bir de tabii genel anlamda şöyle de bir durum var. Birçok yatırımcı o son rally'yi kaçırdığı için veya da ters kağıtta kaldığı için hakikaten artık insanların sabrı zorlanıyor. Bu da bir olağanüstü bir durum. Zaten hani hafta sonu eve gidiyorsunuz, kafa dinleyebileceğiniz bir ortam yok. Sürekli bir yandan işte can derdine düştük, bir yandan hayvanları korumaya çalışıyoruz, bir yandan orman yangınlarıyla bir gene yazı geçirdik, bir yandan narine üzülüyoruz falan. Evet. Geliyorsunuz borsaya, zaten demoralize bir açılış oluyor ondan sonra da. Hani böyle ekstra bir dönemden ülke geçiyoruz. Ülke gündemi de etkiliyor mu yatırım kararlarında bu saymış olduğunuz gelişmeler? Yani yatırımcıyı ya, birazcık daha karamsar bir ruhani itiyor mu sizce Sertaç Bey? Çünkü önemli bir şey bence söylüyorsunuz. İnsanların artık bir yerden sonra gerçekten direnç gücü kırılıyor. Yani belki buralarda daha sabırlı olabilecekken buraları çok hızlı geçip ya da yanlış kararlar verebiliyor. Çünkü psikoloji her şey. Tabii ki buradaki olaylar burayı etkiliyor demiyorum ama içinde bulunduğumuz o derin ruh hali. Hani depresyon diye tanımlıyoruz ya Avrupa ekonomisinin içinde bulunduğu ya da dünya ekonomisinin içinde İnsanlık bulunduğu. İnsanlık da öyle durumu şu anda. Aslında genel anlamda bir tükenmişlik sendromu bile diyebiliriz. Şimdi çok ukalalık yapmayayım psikoloji konusunda. Da, ama hani genel anlamda yatırımcı gerçekten hisse senedi taşırken artık çok zorlanıyor. Belki yaşam dinamiklerinden de kaynaklı zorlanmaya başladı. Fakat tank hızlılığı demiştim, hala aynı yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani buraya 9200'e kadar bir marş koyup buralarda hisse senetlerini vermemek lazım. Zaten şu ana kadar kar satışı yapılmadıysa buralar verecek yer değil. Bu arada kar satışı da asla bence %100 nakde geçmek değil. Hala hisse senedi taşımak gerektiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. 9200'e kadar bu seviye hep söylediniz. Buraya kadar satış olabilir. Evet. Ben 9700 ya da buraya bakmıyorum. Buradaki satışlar 9200'lere kadar da gelebilir. Şey noktası var kesinlikle o zaman. Demek ki hani biz hep borsacıları eleştirdik ya, borsaların duygusu yoktur vesaire. Burada birazcık bu dediğiniz gibi yani daha karamsar bir gündem yatırımcıların da birazcık daha o kısa vadede ülkeyi de belki umudunu da azaltan bir şey olunca da vazgeçme olasılığı var. Ama siz buralarda hissenize sahip çıkın diyorsunuz bu seviyelerden. Aynen. Çok güzel özetlediniz. Hatta ben bunu şöyle de bir örnekle anlatayım. Bu bizim için geçerli bir konu değil. Amerikan piyasasının iyi gittiği dönemdeki Amerikan filmlerine bakın. Hep daha coşkulu filmlerdir. ya da Amerikan dizilerine bakın, çok daha şeydir. İşlerin depresyona sardığı noktada da bakın.
bakın hep böyle seri katiller, daha depresif filmler. Yani aslında bütün dünyanın o psikolojik dinamikleri yatırım kararlarını da, hepimizin dinamiklerini de etkiliyor. Fakat bizim piyasa tabii ki çok daha duygusuz bir piyasa. Yani için içerisine algoritmaların girdiği, çok büyük fonların aşık Tabii. attığı bir piyasa olduğu için bizde bu etki çok daha dar. Biz bireysel olarak verdiğimiz kararlarda belki hata yapıyoruz. O yüzden o bireyleri korumak benim de bir profesyonel olarak en önemli görevim. Hani Albatros'ta da onu yapmaya çalışma nedenim bu. Burada çünkü hikayeyi eğer yanlış yerde stoplarsanız, ki burası yanlış yerlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyim, oyuna tekrar geri dönemiyorsunuz. Oyuna geri dönemediğiniz için de o rallinin içerisinde kaybediyorsunuz. Hem Fakat para ileriye kaybetmiş oluyor, hem baktığınızda motivasyonu bitiyor değil mi? Bir taraftan da kesinlikle, almak da istemeyebilir, kesinlikle. yani isteksiz de olabilir o anda yatırımcı, Çok belki haklılar. küse de Buradan biliyor. sattım, niye buradan Aynen. alayım diye bakıyor. Fakat şunu yapmak lazım. Hisse senedi düşerken toplama gibi de bir adetimiz var. Düştükçe alıyoruz, düştükçe alıyoruz. Aslında konu bu değil. Rebound dediğimiz, artık hisse senedi vurduktan sonra yukarıya düşeni kırdığı noktadan itibaren pozisyonuna girerek, ama doğru kağıtlarda. Portföyü çeşitlendirerek, mümkünse 4-5 kağıda yayarak ortalama bir portföyü taşımakta yarar var. Doğru sektörleri seçmekten bile geçtim artık, doğru kağıdı seçmek lazım. Yani sektörün içerisindeki her kağıdın da yukarıya gitmeyeceği bir dinamik bizleri bekliyor. Ben böyle çok coşkulu genele yayılan alım hikayesinde hala değilim. Fakat daha genele yayılan bir alım geleceğini düşünüyorum. Bu şu demek: bir önceki ralli banka holding özelinde yanına gıdayla süslediğimiz bir hamleydi. Şimdi yanına bence ulaştırmanın da ekleneceği, yavaş yavaş sanayi kağıtlarına geleceği bir döneme giriyor. Şimdi birinci çeyrek bilançolarını fiyatladık. Zaten kötüydü. İkinci çeyrek bilançolarının kötü olduğunu biliyoruz ama artık pırıltılar gelmeye başladı. 3 ve 4'te itibaren artık rahatlama gelecek, ki faiz indirim hikayesi de var. Yarın enflasyon datasını karşılayacağız Amerika'dan. Onunla birlikte belki 50 baz puan mı, 25 baz puan mı göreceğiz. Ya artık sonuna geldik yavaş yavaş. Ama bu sonuna geldik hikayesi şu değil: sonu buradan sekecek demiyorum. 9200'e kadar bir marj olabilir. Burada doğru kağıtları toparlayarak beklemekte yarar var. Elinizde de yanlış kağıt varsa lütfen ısrarcı olmayın. Hani kağıdın dinamikleri bitti, temel dinamiklerinde dönüş yok ya da teknik bir hamle görmüyorsanız, ki tekniğe bence burada en son bakmak lazım, ya da işte hikayesi bittiyse kağıdın, doğru hikayede olan, temel dinamikleri daha güçlü olan kağıtlara doğru geçmekte yarar var. Buralar biraz sabır sınavı. Sizin de söylediğiniz gibi 2 aydır aslında sabrımız sınanıyor. Geliyoruz, gidiyoruz, aynı şeyi söylüyoruz. 10 binin Aynen. üzerinde duramıyoruz, 9700'ün altında kalamıyoruz. Evet. 500 puana sıkışmış durumdayız. Yani ben de mahcup oluyorum. Aynı soruları sizin gibi piyasada Estağfurullah, uzmanlarına diyorum. estağfurullah. Acaba hani şey mi, sıkıcı sorular soruyorum diye. Hani kötü Yok, hissetmeyeyim yani, değil piyasa mi? sıkıcı. Piyasa sıkıcı. Yani hiç kötü hissedeceğiniz bir durum yok. Zaten konuyu da Aynen. çeşitlendiriyor. Sağ olun. Çok güzel bir ortam oluyor. Sohbetimiz de Çok çok keyifli teşekkür ederim. oluyor. Ya buradaki ana konu gerçekten psikolojiyi yönetmek. Şu an hani ekonomik dinamiklerin çok dışına çıkan bir dönemden geçiyoruz. Burada suçlu aramadan, hani şöyle bir küçük yatırımcı psikolojisi de var ya işte, ya kimse bizi korumuyor diyor. Korumayacak. Maalesef piyasanın dinamiklerinin Değil içerisinde mi? tabii ki SPK gibi kurumlar var ve onlar zaten optimum faydayla çalışmaya çalışıyorlar. Fakat zarar bu işin içerisinde olan dinamiklerden biri. Bizim zarara karşı duruşumuz ve tavrımız, hani Jean-Paul Sartre'ın bir sözü var: İnsanların kötü durumdaki tavrı özgürlüklerini belirler. Kendilerine karşı davranışları Çok özgürlük güzel. hatlarını Aynen. belirler diye. Bu dönem öyle bir dönem. Bizim buradaki tavrımız ilerideki finansal özgürlüğümüzün kapısını açacak Ya yol. yatırımcı belki şundan dolayı Sertaç böyle bir ruhani bürünüyor. Şimdi halka arz döneminde bir kolektif bir bilinç de oluşuyor ya. Herkes halka arza giriyor ve sanki hani birileri onu koruyormuş da hisselerine sahip çıkıyormuş da gidiyor algısıyla oluşuyor. Şimdi o nemalanma da sona erince bu defa da kendini yalnız ve Doğru. biraz daha buhran hissedebiliyor. Yani değil mi piyasada? Ama Çok tek çok başına haklılar. sonuçta Yani yatırımcı çok orada. haklılar. Çok haklılar. Son karar onlarda. Evet, gerçekten azami gayretle yardımcı olmaya çalışan birçok insan görüyorum. Ama sonuç olarak bakıldığı zaman aslında hepimiz aynı dinamiklerin içerisinde iyi kötü mücadele etmeye çalışıyoruz. Burada yapılacak en doğru şey kurtarıcıyı dışarıda aramamak. Daha böyle sakin, daha böyle doğru portföyler yapıp orta uzun vade taşımak. Ben 2025'in ikinci 6 ayından itibaren daha trade döneminin geleceğini düşünüyorum. Şu an yavaş yavaş portföyler, ben eskiden mesela trade konusunda çok daha net şeydim. Yukarı yönlü hareket ve taşımamız gerektiği kanaatindeydim. Hala taşımanın ağırlıklı olduğunu düşünüyorum ve trade döneminde de yaklaştığımızı düşünüyorum. Orta vadeli
programa baktığımız zaman da şunu gösteriyor bana. Evet, sıkılaşma devam edecek ve küçük ölçekli şirketler, KOBİ'ler ve bireylerin üzerindeki baskının bir miktar daha devam edeceği bir süreç var. O yüzden esas hazırlıkları ve trade hazırlıklarını 2025'in ikinci çeyreği, hatta 6 ayından sonraya bakmak lazım. Şu an buralardan doğru hisse senetlerini toplayıp biraz taşıma dönemi. Bu arada portföylerin içerisinde %30, %40 kadar kısımda hala trade edilebilir diye düşünüyorum. Çok güzel trade olanakları veren kağıtlar da var. Eskiden fütursuz taşımaktan yanaydım. Şimdi yavaş yavaş trade oranını arttırıyorum. 2025 6. ayından sonra belki sürekli trade etmeyi önermeye başlayacağım. Dönem çünkü ne gerektiriyorsa onu yapmak lazım. Şu an doğru kağıtları taşıyıp kendi içerisinde ufak ufak alsatlar yaparak ilerlemekte yarar var. Evet, yani o dengelemeleri, ayarlamaları yapılabilir ama trade'den ziyade birazcık daha uzun vadeli bakış açısı gerekiyor. Albatros'un sanırım YouTube kanalındaki ilk yayınınızı dinledim. Fitch ile ilgili olan söyleşinizi. Dediniz ki hani Fitch'e kısmen katılıyorum ama katılmadığım noktada faiz indirimin periyodu ve etkisi anlamında. Siz 2024'ün son çeyreğinde, yani Kasım gibi değil mi? Aralık gibi bir faiz indirimi Doğru. bekliyordunuz. Zaten faiz indirerek de genişleyici bir adım atmadan ziyade yine sıkı duruşunuzu devam ettirebiliriz diye de bir aslında orada ters bir mantık da paylaşmışsınız. Yani faiz indirerek de Merkez Bankası hala sıkı para koşullarını devam ettirebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası burada cesaretli olması gerekir demiştiniz. Nitekim Fitch bunu 2025'in ilk çeyreğine öteledi. Çok büyük bir yol ayrımı mıdır görüş açısından? Birinci sorun, bir taraftan da piyasa çok da böyle fiyatlamadı gibi Sertaç Bey. Birazdan Doğru. bu kararları orta vadede mi fiyatlamak lazım yoksa çok konuştuk zaten hani biliniyordu mu acaba? Not artışlarının hiçbirini neredeyse ilki hariç biz fiyatlara yansıtmadık. İlkinde de mal çıkmak için kullandık. Yani aslında böyle bir durum oldu. İlk hamlede de hatırlar yatırımcılar, piyasa biraz yukarı açtı. Ondan sonra şiddetli bir satış baskısı altında kaldı piyasa. Bu not artışları hikayesinden sonra rally beklemek aslında gerçekçi değil. Şu ana kadar hiçbirinde de olmadı. Moody's'in iki adım not artışından sonra bile reaksiyon çok sınırlı kaldı ki gri listeden de henüz sıcak çıkmıştık yani öyle bir dönemde. Tabii orası anlaşılabilir. 11 binin üzerinde nakdin bir miktar sıkıntılı olduğu bir yerdeydik. Şimdi Fitch'in faiz kararına daha doğrusu faizle ilgili beklentisine dönersem katılmadığım konu şurası. Ben Merkez Bankası'nın seçim öncesinde 500 bas puan daha yapıp 50'ye çekeceğini tahmin eden yerli ekonomist çok az tanıyorum. Hiçbirimiz böyle bir hamle beklemiyorduk. Orada kendilerine o kadar net bir marj yarattılar ki o marjı burada kullanabilirler. Yani sıkılaşma adımları devam edip TL değerlendirirken bankaların özellikle mevduat faizlerinin geri gelmesini engelleyip ki attıkları adımlarla bunları yapıyorlar. Hani o tarafı destekleyip buradaki faizin ben iki adımda 45'e kadar geri çekilebileceğini, bantta korunarak zaten 48'lere kadar hamle yapılabileceğini düşünüyorum. O 300 bas puanı da unutmamak lazım, taça atmamak lazım. O yüzden hani ana dinamikleriyle bakarsak Fitch'in anlattığı hikayenin içerisinde katılmadığım konu bu. Ben hala Kasım ayında bekliyorum o faiz indirim hikayesini. Biz oraya gireceğiz, mesaj vereceğiz ama bu demek değil ki sıkılaştırma hikayesi bitti. Enflasyonla ilgili mücadelede çok ciddi kat etmemiz gereken yerler var. Özellikle orta vadeli programın hikayesinde uzun vadede büyümenin 4'ün üzerinde olacağı, işte işsizliğin 10'un altında olacağı, enflasyonun oralarda olacağı hikayesi biraz zor. Hani oradaki ana dinamiklerin içerisinde bir şeyden feragat etmemiz lazım. Yani evet. Matematiksel olarak yani bu aslında Marx'ın deyimiyle eşyanın tabiatına aykırı. orada bir şeyin değişmesi lazım. Yani ya istihdam tarafında bir şeye göz yumacağız ki benim korkum bu, yavaş yavaş istihdam tarafındaki bozulmanın geleceği ki Amerika'nın da fokusunun istihdam olduğu unutulmamalı. Geçen hafta tarım dışıyla birlikte bir şeylerin gene karıştığını görüyoruz. Orada bir kokteyle dönüştü gene ortalık. Hani bir karışım yapmaya başladılar. Ne çıkacak acaba, 25 mi 50 mi demeye başladık yine. Yarın enflasyonla birlikte biraz daha done oturacak ama muhtemelen Powell çıkacak, diyecek ki tek bir veri setine dayalı karar vermeyin. Zaten aslında çok istikrarlı devam ediyor. Keza bizim için de öyle. Bence çok istikrarlı bir patikadan devam ediyoruz ve seçim öncesinde Merkez Bankası'nın yaptığı hamle hem o döneme dair çok net bir mesajdı hem de şu dönem elimizi açan konulardan biri oldu. Fitch'in korkularını şu topraklarda paylaşmayan kimse yoktur. Hepimiz geçmişte yaşadık bunları. Fitch'in uyardığı noktalar da zaten hepimizin uyardığı noktalar. Aynen. Yani ekonomiyle siyasetin kaba hatlarıyla söyleyeyim, ayrıştırılması gereken bir süreçten geçiyoruz ve ekonomi kurmaylarının tamamının full destek alması gereken bir süreçten geçiyoruz. Şu ana kadar bunu denklemde bozan bir şey yok. Bunu da bozabileceklerini düşündüğüm bir hat henüz yok. O sebeple
Ben olumlu tarafta kalıyorum ama durağını almalarını da anlayabiliyorum. Hem spekülatife çıkardılar notu, hem bir izlemek istiyorlar. Diğer şirketler de bir gelsinler, spekülatif tarafta dursunlar. Bir hep beraber burayı izleyelim diye bakıyorlar. Çünkü 2024 zordu, 2025 çok daha zor olacak bence. Real ekonomi için söylüyorum. Finansal taraftaki hikayede de bence 400 dolar hikayesini göreceğiz. Kurun seviyesine göre. Orada mesela kur seviyesinde 34'ler bu sene ortalama gibi konuşuluyor. Ben 38'lere doğru bir hareketle yılı kapatacağımızı düşünüyorum. 38'e göre gidersek daha endeksin gidebileceği bir yer var 400 dolar hikayesinde, ama kur seviyesine göre o 400 doları çıpalar, evet, bakarız. Ondan sonraki hikayede belki trade'e çevireceğiz hikayemizi, ama bilançoların artık ivmelenmeye başladığını, yavaş yavaş yabancı akışının gelebileceğini, ki şu ana kadar bize taça atan konu yabancının gelmemesi oldu, yabancının gelebileceğini ve artık faiz indirim patikasıyla birlikte risk iştahının artacağını da toplarsak önümüzde aslında çok karalar bağlayacağımız bir durum yok. Sadece biraz önce anlattığım faktörlerden kaynaklı buraları yönetmek bir hayli zor. Çok şükür 2025'te 2024'ten daha anguda zorlu olacak. Yani dünya uzunca bir süredir bu şeye de alıştı değil mi? Yani her senenin bir seneden daha zor olmasına. Yine Sertaş Bey izninizle konuşacağız ama çok zorunlu bir ufak bir aramız var. Devam edeceğiz. Tamamdır. Takas Bank sundu.